Şahin durdurulamaz. Bugün küçük arabalar oyun parkında oynuyor. Bir kez daha. Beni bekle. Burada olacağız demişlerdi. Şahin? Ha? Efendim? Sen Şahin olmalısın. Memnun oldum. Merhaba. Siz kimsiniz? Araba fuarında yedek model olmak için başvurmadın mı? Ha? Evet. Doğru. Yoksa... Tebrik ederim. Ha? Model olarak seçildin. Gerçekten mi? Vay canına! Ne oldu Şahin? Araba fuarında yedek model olacağım. Ha? Model mi olacaksın? Rio ile araba fuarında olacağım. Rio ile mi? Yani süperstar Rio ile mi? Rio ile araba fuarında mı olacaksın? Bu harika. Biz de gelip izleyebilir miyiz? Tabii ki. Hepiniz gelebilirsiniz. Çok eğlenceli olacak. Tebrikler Şahin. Sonunda sabırsızlıkla beklenen araba fuarı başlıyor. Vay canına. Bu devasa sahnede olacağım. Ve Rio ile birlikte olacağım. Ve bugünün yıldızları Rio ve Şahin. Rio her zamanki gibi harika görünüyor. Ama bugün dikkatler Şahin'in üstünde. Şahin? Şahin? Ha? Burada duramazsın. Bekleme odasında olmalısın. Prova yapacağız. Beni takip et. Prova mı? Tamam. Vay canına. Ha? Sonunda Rio ile tanışacağım. Pekala, işte burası. Rio burada değil. Daha gelmedi mi? Hey, rüzgarlık hazır mı? Evet. Onu Şahin'e tak. Vay canına. Tamam. İşte oldu. Vay canına. Hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte şimdi ben de bir yıldıza benzedim. Vay canına. Bana mükemmel rüzgarlıklar oldu. Rüzgarlıklar çok havalı. Onda da mı var? Onda da mı? Onda da. Ne? Hepsinde mi var? Hepiniz toplanın bakalım. Rolleriniz için prova vakti. Sahne arkasına yakın durmanız gerekiyor. Ne? Ama ben yedek modelim değil mi? Evet, doğru. Ben yedek modelim. Biliyorum. Buradaki tüm arabalar yedek model. Ne? Rio gösterisini yaparken yedek modeller de arkada durmalı. Ne? Ve bugünün yıldızları Rio ve Şahin. Sahnede sadece Rio ve ben olmayacak mıyız? Pekala, herkes buraya gelsin. Arkadaşlarıma ne söyleyeceğim ben şimdi? Rio, sahneye lütfen. Rio sahneye gelecek. Yavaşça dolaşacak, sonra da çıkacak. Vay canına. Rio bizden çok daha farklı. Bana doğru geliyor. Merhaba müdür bey. Bugün çok fazla yedek modelimiz var. O yüzden her şeyi iyice kontrol edin. Eğer biri bir hata yaparsa gösteri mükemmel olamaz. Rio. Pekala, mükemmel bir gösteri için ben de elimden geleni yapacağım. Tamam, hadi başlayalım. Dünya Araba Fuarı başlıyor. Hoş geldiniz. Çok heyecanlı. Vay canına. Bu inanılmaz. Evet, ve sahne de kocaman. Gösteri yakında başlayacak. Hadi, lütfen çabuk, sahnenin çabuk. Etrafında toplanın. Vay canına. Fotoğraflarını çek, çabuk. Hadi. Rio, Rio, Rio. Kamera hazır olsun. Rio, Rio, Rio. İşte Şahin orada. Şahin, Şahin. İşte karşınızda bugünün yıldızı süperstar Rio. Harika. Tebrikler Rio. Rio bugün yepyeni bir arka çamurluk sergiliyor. Süperstar Rio bu muhteşem çamurlukla çok daha havalı görünüyor. Tebrikler Rio.
Pekala, hiçbir şey yapmadan öylece duramam. Böyle yaparsam arka çamurluğu daha iyi gösterebilirim. Şahin ne yapıyor böyle? Bu yeterli olur mu? Şimdi herkes bana bakıyor. O zaman bir kez daha. Ne yapıyorsun? Dur. Yapma, dur. Shine. Neden böyle davranıyorsun? Ne kadar da güzelim. Lütfen dur. Küçük otobüs Tayo. Vay canına. Bu jant kapakları iyiymiş. Shine, konuşmamız gerek. Ne? Shine, ne demek oluyor bu, ha? Ha? Nasıl yani? Sahnede dolaşma, kendi yerinde dur. Anlaşıldı mı? Evet. Bu sefer düzgün yap. Peki. İkinci ürünse yepyeni bir jant kapağı. Işıltılı jantları Rio'yu daha da güzel gösteriyor. Vay canına. Vay canına, gerçekten de parıldıyor. Harika. Ben de istiyorum. Böyle bir şeyse ben de yaparım. Evet. Ne oldu? Herkesin nesi var böyle? Şuraya bakın. Ha? Yine mi Şahin? Ne yapıyorsun? Shine, yapma. Çok mu parlak? Ha? Ha? Jantlarım güzel görünüyor mu? Shine, dur. Peki, lütfen bunu yapma. Neler oluyor? Ve şimdi karşınızda bugünün son etabı. Shine. Ha? Neden bunu yapıp duruyorsun? Ne? Ne? Bu sefer yerimden kıpırdamadım. Evet, ama jantlarını hareket ettirip durdun. Seyirciler ışıktan gösteriyi doğru düzgün izleyemediler bile. Bir daha böyle davranırsan seni evine gönderirim. Ama eve dönemem. Pekala, bir dahakine daha dikkatli ol. Peki. Ben sadece iyi olmaya çalışıyordum. Ve şimdi de karşınızda yeni araba boyası renkleri. Shine öncekinden farklı görünüyor. Bir şey mi oldu yoksa? Bu boyayı kullanarak güzel şekiller yapabilirsiniz. Tıpkı Rio gibi bir süperstar bile olabilirsiniz. Ya. Bu nasıl? Hay aksi. Olamaz. Rio küçük duruma düşecek. Gidip yardım etmeliyim. Ama... Bir daha böyle davranırsan seni evine gönderirim. Bana aklına eseni yapma dedi. Ha? Ne yapacağım şimdi? Çabuk fotoğraf çekin. Şimdi tam sırası. Çabuk. Fotoğraf çekin hadi. Bu halde görmemişti. Eğer biri bir hata yaparsa gösteri mükemmel olamaz. Tamam, bu kadar yeter. Rio, çabuk uzaklaş. Hadi devam edelim. Duman var. Buna izin veremem. Rio şu an sahneden uzaklaşıyor. Hayır, neyse ki zarar görmedi.
Ha? Shine! Merhaba arkadaşlar. Shine, bugün muhteşemdin. Gerçekten öyle. Orada çok havalıydın. Teşekkür ederim. Ama bundan sonra bir daha model olabileceğimi sanmıyorum. Shine? Ha? Shine, bana yardım ettiğin için sağ ol. Ne? Sen olmasaydın rezil olacaktım. Sayende gösteriyi tamamlayabildim. Gerçekten mi? Düşünüyordum da, eğer istersen bir dahaki sefere sahneye benimle çıkar mısın? Ne? Bu harika Shine. Ne dersin? Çok isterim. Evet çok isterim. Bunu çok isterim. Vay canına. En iyisini yapma isteği sayesinde gösteri başarılı oldu. Bravo Shine. Hı? Teşekkürler Bayan Örmen. Küçük otobüsler okula gidiyor. Biri üstüne bassa nasıl kayar ama. Evet. Olamaz, geç kaldım. İşte geliyor. Hadi saklanalım. Lani, iyi misin? Evet, iyiyim Bayan Örmen. Birileri yere bir şey dökmüş olmalı. Yere mi? Aa, bu motor yağı değil mi? Bu çok eğlenceli. Evet. Sürat, parlak, siz yaptınız. Lani az kalsın yaralanıyordu. Özür dileriz. Bugün şekillerin ve tekerleklerin çeşitlerini öğreneceğiz. Lani çok komik görünmüyor muydu? Hayır, daha çok şöyleydim. Ne oldu Rogi? Şunlara bak. O da ne? Şu resme bakarsanız. Böyle miydi? Çocuklar, yine mi dalga geçiyorsunuz? Arkanızı dönün ve hareket etmeyin. Peki. Bugünkü dersler bitti. Yaşasın! Sonunda bitti. Hadi gidip oyun oynayalım. Sıra, parla. Siz henüz gitmiyorsunuz. Neden? Koridoru o hale siz getirdiniz. O yüzden siz temizleyeceksiniz. Tamam. Oyun oynamak istiyorum. İşimizi hızlıca bitirelim sonra oynayalım. Çok hızlı olalım. Parlak. Bu köpükler de ne böyle? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Sürat, parlak. Ne yapıyorsunuz siz? Temizlik yapıyoruz tabii ki. Evet öyle. Siz ikiniz yok musunuz? Ertesi sabah Parlak ve Sürat'e ceza olarak bir görev veriliyor. Neden bu kadar erken saatte yapıyoruz ki? Bayan Örmen'in bizi sevmediğini biliyordum. Değil mi? Tamam, her şey yüklendi. Ana. Merhaba. Merhaba Kalp. Merhaba. Evet, ikiniz de bunlardan birer tane alın. Tamam. Çok iyisiniz. Öğretmeninize sabah erkenden yardım ediyorsunuz. Evet, öyleler. Evet, tabii ki. Biz çok güçlü ve havalıyız. Ayrıca çok hızlı olduğumuzu da unutmayın. Öyle mi? Tabii ki öyleyiz. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Çok az kaldı. Bu çok ağırmış. O da bir şey mi? Benimki çok daha ağır. Hadi oradan, benimkine baksana. Bak, bende ne kadar çok var. O kadar çok değil.
Hayır! Hayır! Tut onları! Dikkat edin! Olamaz! Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Önce gidelim buradan. Sürat! Bekle! Rookie ve Pet ihbar üzerine sokağı temizlemeye gider. Pekala. Şu tarafa geç lütfen. Sonunda bitti. İyi iş çıkardın Rookie. Pet, neler oluyor? Bu lastikler bir anda sokağa dağıldı ve ortalığı birbirine kattı. Lastik mi? Bu lastikler Sürat ve Parlak'tan istediğim lastikler değil mi? Bunu Sürat ve Parlak mı yaptı yani? Ne yapacağız şimdi? Gidip onlardan özür mü dilesek? Hayır, çok kızacaklardır. Şu çocuklar. Sürat ve Parlak nerede peki? Bilerek yapmadıklarına eminim. Ama... Onlarla konuşup anlamalarını sağlayacağım. Sürat ve Parlak'a güveniyorum. Bazen biraz yaramaz olabilirler ama onlar iyi çocuklar. O zaman bunu size bırakıyoruz, Örmen. Tamam, peki o zaman. Teşekkürler, Rookie Pet. Bayan Örmen. Çocuklar. Lastikler bir anda yanlışlıkla yola döküldü. Değil mi Parlak? Evet. Tamam. Herkes arada bir hata yapar. Çok şaşırmış olmalısınız. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Tamam. Küçük otobüs sağıyor. Bize çok kızacak sanıyordum. Evet. Sürekli sorun çıkarıyorduk. Evet. Haklısın aslında ama... Ve o yine de bize inandı. Sürat! Onu hayal kırıklığına uğratmayalım. Nasıl değişebileceğimizi herkese gösterelim. Değişmek mi? Evet, dalga geçmeyeceğiz ve insanlar için iyi bir şeyler yapacağız. Tamam, çok zor olmasa gerek. Hadi bakalım. Tamam. Çocuklar, sihirbaz Joey bugün okulumuzu ziyaret edecek. Vay canına, çok eğlenceli olacaktır. Ama bir sürü sahne eşyası olduğu için birinin onu gidip almaya gönüllü olması lazım. Bayan Örmen, ben giderim. Ben de giderim. Sahi mi? Evet, bu işi bize bırakın. Şimşek kadar hızlı olacağız. Daha çok bela açacaksınız bence. Evet, Sürat ve Parlak'a güvenemeyiz. Hayır, bu sefer çok iyi olacağız Tayo. Merak etmeyin Bayan Örmen, bu işi bize bırakın. Tamam, umarım iyi bir iş çıkarırsınız. Yaşasın, teşekkürler. Joey! Merhaba. Atla hadi. Herkes seni bekliyor. Öyle mi? O zaman acele edelim. Bu görevi iyi yaptığımızı görünce Bayan Örmen çok memnun olacak. Evet, kesinlikle. Acele edelim. Hey! Oğlum! Neden duruyoruz? Hayır. Hey, dur gitme. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Rookie ve Pet'i mi arasın? Evet. Rookie ve Pet'i mi? Onlar öğrenirse başımız büyük belaya girer. Parlak, hadi kaçıp gidelim. Sürat! Ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Hayır. Söz verdik Sürat. Söz mü? Bayan Örmen'i bir daha üzmemeye söz verdik. Sürat ve Parlak'a güveniyorum. Haklısın, söz verdik. Hadi ortalığı toparlayalım. Tamam, hadi yapalım şu işi. Yakaladım seni. yakalandım. Ama efsane eşyalarım ne olacak? Yavaş yavaş. Şimdi biraz sola alır mısın lütfen? Yavaş ol. Dikkat. Vay canına. Sokak Parlak ve Sürat'in yardımlarıyla güzelce temizlendi. Çok iyisiniz çocuklar. Hadi gidelim artık. Tamam o zaman. Gidelim.
Neler oluyor? Neden daha gelmediler? Sihirbazlık numaraları görmek istiyorum. Neden bu kadar geciktiler acaba? Böyle olacağını biliyordum. Sürat ve Parlak'ı göndermek iyi bir fikir değildi. Açıkçası muhteşem Rogi gitmeliydi bence. Biraz daha bekleyelim çocuklar, tamam mı? Tamam. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Bayan Örmen, biz geldik. Herkese merhaba. Neden bu kadar uzun sürdü? Yolda bazı şeyler oldu. Ama artık sorun yok. Sürat, Parlak. Ruki ve Pet'in burada ne işi var? Sürat ve Parlak yine ortalığı mı karıştırdı acaba? Ruki, Pet, yardımcı olabilir miyim? Bugün sokak yine birbirine girdi. Yine mi? Çünkü... Ama süratle Parlak ortalığı çok güzel toparladı. Aa, gerçekten mi? Tabii ki. Arkadaşlarına sihirbazlık gösterimi sunabilmem için gerçekten çok çalıştılar. Vay canına! Evet. Şimdi anladım. Bunu bilmiyordum işte. Hepsi sizin sayenizde oldu Bayan Örmen. Bize güvendiniz. Ah Sürat, Parlak. Hem de sürekli yaramazlık yaparken. Teşekkür ederiz Bayan Örmen. Hiç önemli değil. Yapabileceğinizi biliyordum. Ah, çok duygusal bir an. Hadi şimdi gösteri başlasın. Parlak, gösteri eşyalarım nerede? Olamaz. Onları sokakta bıraktım. Ne? Hemen döneceğim. Ben de geliyorum. Çocuklar. Çocuklar, sakın hız yapmayın. Sürat ve Parlak sonunda huylarını değiştirdi. Teşekkürler Bayan Örmen. En iyi arkadaş biziz. Birbirlerinin en iyi arkadaşı olan Sürat ile Parlak parkta oynar. İyi şuttu. Al bakalım Parlak. Yakalıyorum. Tamam. Gol! Süperdi. Biz tam birbirimize göreyiz. Aynen öyle. Rahat değil mi? Böyle alelacele nereye gidiyor? Okula geç kaldık. Hayır, okula geç kalacağım. Biz yetişiriz. Ne olardı şimdi? Sürat, Parlak. Size koridorda hız yapmanın tehlikeli olduğunu söylemedim mi? Hadi bakayım sınıfa. Pekala. Selam arkadaşlar. Günaydın çocuklar. Günaydın. Neyse ki geç kalmadık. Aynen. Pekala. Bugün yeni bir şarkı öğreneceğiz. Önce ben söyleyeyim, sonra da siz. Pekala. Mavi göğün yükseklerine. Mavi göğün yükseklerine. Yo yo göklerde. Uçarız gideriz birlikte. Uçarız gideriz birlikte. Sürat, şaklabanlık yapmanın zamanı değil. Peki. Baştan hep beraber. 1, 2, 3. Mavi göğün yükseklerine. Uçarız bulutlar arasında, kırmızı güneşin altında, en parlak yıldızlara, en parlak yıldızlara. Çok güzel söylediniz. Aferin size çocuklar. Parlak, düşündüğüm kadar da haylaz bir öğrenci değilmiş. Ben mi? Bakıyorum hepinizin de rengi sarı. Belki de bu yüzden bu kadar uyumluydunuz. Evet, gerçekten. Ne kadar güzel. Öğretmenleri tarafından övülmek Parlak ve diğer sarı öğrencileri çok mutlu eder. Biz gerçekten birbirimizle çok uyumluyuz. Aynen. Hayret, nasıl daha önce fark etmemişiz? Birlikte takılmak ister misiniz peki? Sadece biz sarı arkadaşlar mı? Çok iyi olur. Parlak! Hadi parka gidip oynayalım. Kusura bakma, bugün sarı arkadaşlarımla oynayacağım. Ne?
Seninle başka zaman oynarım. Hadi gidelim. Ha? Tamam. Sarı arkadaş mı? Demek artık ayrı gayrı. Vay canına. Ne kadar güzel bir yol. Değil mi? Bence dünyanın en güzel çiçekleri sarı çiçeklerdir. Aynen. Sarı kelebekler de en güzeli. Çocukların formaları da sarıymış. Beni izleyin çocuklar. Peki. Dünyadaki bütün güzel şeyler sarı. Aynen öyle. Parlak da hem hızlı hem havalı hem de sarıdır. Sevimli küçük otobüs Lani de sarıdır. Çalışkan Toto da sarıdır. Temiz kalpli Ruby de sarıdır. Dünyanın en güzel rengi sarıdır. O günden sonra sarı araçlar çok yakın arkadaş olmuşlardır. Çocuklar, kaydıraktan kayalım mı? Evet, kayalım. Ne kadar komik. Çok çok komik. Yeşil renk elde etmek için mavi renkte hangi rengi karıştırmalıyız? Sarıyı. Hı-hı, çok doğru. Aferin size. Olamaz. Arkadaşlar, hadi gidiyor muyuz? Evet. Parlak. Hadi nehir kenarına gidelim. Gelemem. Bugün Ruby'ye temizlik yapmaya yardım edeceğiz. Ne? Sen ve temizlik. Emin misin? Niye ki? Ha? Artık sen de sürekli şaklabanlık yapmak yerine güzel şeyler yapsan ya, nasıl olur? Hadi arkadaşlar, gidelim. Peki. Tanrım, nesi var bunun? Küçük otobüs Taya. Parlak çok kötü. Haftanın her günü sarı arkadaşlarıyla oynuyor artık. Artık önemi yok. Tek başıma oynayarak da gayet iyi eğlenebilirim. Tanrım. Tek başına oynamak çok yorucuymuş. Parlak olsaydı daha çok eğlenirdik. Ha? Uçurtma mı onlar? Çok güzeller. Nereden uçuruyorlar acaba? Ha? Hadi alın bakayım. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Bana bir uçurtma yapar mısınız? Pekala. Nasıl bir uçurtma istersin? Üstüne resim yapabiliyor musunuz? Aradan bir gün geçer. Selam Parlak. Merhaba Sürat. Yarın benimle nehir kenarına gelir misin? Çok enteresan bir şey buldum. Çok enteresan bir şey mi? Evet. Çok hoşuna gidecek. Geliyor musun? Geliyorum. Yarın nehir kenarında buluşalım. Gerçekten mi? Bak, söz verdin. Tamam. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Uzun bir aradan sonra tekrar Parlak'la oynayacağım. Arkadaşlar. Parlak. Merhaba. Çok iyi haberlerim var. Öyle mi? Nedir? Evet. Yarın hep birlikte feribota bineceğiz. Vay canına. Gerçekten mi? Evet. Biletleri Lani aldı. Geliyorsun değil mi Parlak? Tabii ki. Geliyorum. Hay aksi. Parlak evet. Sürat'e verdiği sözü unutmuş olmalı. Pekala. O halde yarın iskelede buluşalım. Tamam. Ertesi gün Sürat Parlak'ı nehir kenarında bekler. Parlak bunları görünce kim bilir ne kadar şaşıracak. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce gelse de uçursak. Vay canına. Daha önce hiç feribota binmemiştim. Hadi binelim mi arkadaşlar? Binelim. Woohoo! Evet. Nerede kaldı bu Parlak ya? Parlak, neredesin? Vay be! Çok iyiymiş ya! Temiz hava ne kadar da iyi geldi. Evet, bana da. Lani sağ olsun. Ben de sizlerle beraber burada olmaktan çok mutluyum. En iyi arkadaşlar, sarı arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen çok öyle. Doğru.
Peki ama neden rahat değilim? Bir şey mi unuttum acaba? Neden gelmiyor bu parlak? Nerede bu? Git başımdan. Şu an seninle oynayacak durumda değilim. Oo. Hayır. Bu uçurtmalar senin için değil. Ne? Laftan anlamıyor musun? Hayır olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? İşte geldik. Ben çok eğlendim. Ha? Yakında bir ben daha de çok eğlendim. Şimdi ne yapalım? Nereye gidelim? Bu da ne? Bunlar uçurtma. Üstünde süratle parlayan resimleri var. Nereden geldi bunlar? Çok enteresan bir şey buldum. Çok beğeneceksin. Bak söz verdin. Evet verdim. Sürat. 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 Ey Sürat. Geç kaldım değil mi? Sana inanamıyorum. Nerede kaldın ya? Sürat gitmemişsin. Geciktiğim için üzgünüm. Ne demezsin. Her zaman olduğu gibi. Açıkçası nasıl söylesem bugünkü programımızı unutmuşum. Ben sarı arkadaşlarla feribota bindim. Ne? Çok özür dilerim. Tanrım. Kaportan parlak ama aklın pek parlak değil. Çok unutkansın. Yani bana darılmadın mı? Hayır. Ama sana göstermek istediğim enteresan şeyi kaybettim. Acaba kaybettiğin şeyler bunlar mı? Wow! Nerede buldun bunları? Hiçbir yerde. Aslında onlar beni buldu. Gerçekten mi? Biz en iyi arkadaş olmak için yaratılmışız. Evet, evet. Tabii ki. Anlat bakalım parlak. Feribota binmek nasıldı? Güzeldi. Ama seninle oynamak daha da güzel. Gerçekten mi? Son zamanlarda hep sarı arkadaşlarınla oynadın ama. Onlarla da oynamayı seviyorum aslında. Bir dahaki sefere hep birlikte oynayalım. Peki, tamam. Küçük otobüsler Amerika'da bir. Güzel bir sabah. Tayo ve küçük otobüsler Amerika'ya ulaştı. Sonunda geldik. Buna inanamıyorum. Vay! Ne kadar ne güzel. Öyle. Merhaba çocuklar. Merhaba. Siz Tayo ve arkadaşları olmalısınız. Ben Hana'nın teyzesiyim. Vay canına. Merhaba. Amerika'ya hoş geldiniz. Bu yurt dışına ilk çıkışım benim. Sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. Yani bu öğleden sonra bir film setine gideceksiniz. Evet doğru. O zaman ondan önce bir şehir turuna ne dersiniz? Vay olur mu ki? Evet dolaşıp sonra film setine gidebilirsiniz. Vay harika olur. Gitmek istediğim çok fazla yer var. İyi eğlenceler. Sizinle akşama görüşürüz. Tamam. Gidelim. Rogi bizi bekle. Tamam sonra görüşürüz. Tamam. İyi eğlenceler. Vay. Vay canına. Şuna bakın. Bu ağaçlar çok enteresanmış. Merhaba küçük otobüsler. Merhaba. Tüm arabalar çok dost canlısı. Değil mi? Nereye gideceğimize karar vermeliyiz. Neresi güzeldir? Sahile ne dersiniz? Buradaki okyanus güzeldir. Ayrıca bir dönme dolap da var. Sahi mi? Eğlenceli görünüyor. Hadi gidelim. Çocuklar.
unuttunuz mu? Bilgi yarışması. Vay canına, başlıyor. Şimdi günün kazananını açıklama zamanı. Bu sefer hangi araba Hollywood'da bir film setini ziyaret edecek? Buyurun. Oh, teşekkürler. Lütfen, lütfen. Kazanan ben olayım. Ah Tayo, yarışmaya bir sürü araba katıldı. Evet, kazanmanın imkanı yok. Çizgi filmi izleyelim, hadi. Bakalım, kazanan kişi küçük otobüs Tayo. Ne? Vay, beni seçtiler. Kazanan benim. Gerçekten Amerika'ya mı gidiyorsun? Bakın, seçileceğimi söylemiştim. Evet işte. Tayo, bizi de götüreceksin değil mi? Emin değilim. Tayo, bizi de götür. Eğer götürürsen istediğin her şeyi yaparız. İstediğim her şeyi mi? Benim sayemde Amerika'da olduğumuz için önce ben nereye istersem oraya gideceğiz. Ne? Ama bu hiç adil değil. Öyle mi? O zaman film setine yalnız giderim ben. Peki, davetiyeyi nereye koymuştum? İşte burada. Film seti turu için sabırsızlanıyorum. Tamam. Tayo nereye gitmek isterse oraya gidelim. Tamam. Sahile daha sonra gidebiliriz. O zaman gidelim. Küçük otobüsler Tayo'nun görmek istediği Hollywood tabelasını görmeye gider. Ay canına, bu inanılmaz. Gelmemiz çok iyi oldu. Öyle değil mi? Evet. Elbette. Çocuklar şuraya bakın. Tamam. 1, 2, 3. Biz de fotoğraf çektirelim. Bu anı ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Tamam. Tamam. Güzel. 1, 2, 3. Bu sefer göz kırpmaya ne dersiniz? Böyle mi? Evet. Şanslı otobüs Tayo. Hadi gidip okyanusu görelim artık. Evet. Gidelim. Hemen mi? Ama etrafa bakmadık bile. Ne? Bir sürü fotoğraf çektik ama. Oraya çıkmamız gerekiyor. Ne? Oraya çıkmak çok zamanımızı alır ama. Evet. Sahile de gitmemiz gerek. Ya gidecek zamanımız kalmazsa? Öyle mi? Sanırım başka seçeneğimiz yok. Sahile gidelim hadi. Evet, güzel. Ama film setine yalnız gideceğim. Ne? Tayo. Bu doğru değil. Birlikte geldik ama sen sadece istediğini yapıyorsun. Boş versene. Biz artık sahile gidiyoruz. Çok doğru. Sen yalnız git. Ne? Gerçekten yalnız gideceğim. Ne istersen onu yap. Buna pişman olacaksınız. Küçük otobüs Tayo. Tayo ve arkadaşları ayrılır ve Tayo film setine yalnız gider. Etrafa yalnız başıma bakmam da eğlenceli olur. Bu film setinin girişi olmalı. Hey sen, mavi otobüs. Burada ne arıyorsun? Merhaba. Ben film setinde tur kazanan şanslı otobüs Tayo'yum. Tur mu? Burada bir şey yok. Dikkatli bakar mısın işte? Ne? Davetiyem nerede? Burası halka kapalı bir alan. Lütfen girişten uzaklaş. Gelirken düşürmüş olmalıyım. Ne yapacağım şimdi? Hey mavi otobüs. Neden bu kadar geciktin? Ben de. Evet, geç kalmaman söylenmişti. Acele et. Çekim için mi geldin? İçeri gir. Tamam. Merhaba.
Ben bugünkü çekim için gelen mavi otobüsüm. Ha? Ha? Çekim için gelen mavi otobüs mü? Ama o içeri girdi bile. Ne? Bu olamaz. Bak, içeri girdiğini söyledim ya. Beni içeri al. Çekime geç kalacağım. Hayır. Vay canına. Hepsi film setinin parçası mı? Evet. İçeri farklı yerler olarak kuruldu. Çok fazlaymış. Yapımcı lütfen buraya gelebilir mi? Tamam. Biraz burada bekle, olur mu? Tamam. Etrafa bakmayı çok istiyorum. Bu da ne? Belki de bir saniyeliğine içeri girebilirim. Vay canına. Vay canına, bu inanılmaz. Diğerleri de gelse güzel olurdu aslında. Birlikte geldik ama sen sadece istediğini yapıyorsun. Boş versene. Biz artık sahile gidiyoruz. Çok doğru. Sen yalnız git. Peki. Etrafa yalnız başıma bakarım. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben Tayo. Ya sen? Acele edip kapıyı açar mısın? Tamam. Miley! Nereye gidiyorsun? Acele et hadi. Tamam. Olduğun yerde kal. Sana dur dedim. Ne? Daha hızlı git. Tamam. Neler oluyor burada? Bu Toyland'in film seti. Acele et. Şu taraftan. Tamam. Kaçırmayın. Peki efendim. Hayır. Dikkatli ol. Sıkı tutun. Şimdi nereye gitmeliyim? Şimdilik binaların arasına saklanmamız gerek. Bizi burada bulamazlar. İyi misin sen? Evet. Yardım ettiğin için teşekkürler. Geliyorlar. Miley. Nereye gitti? Fazla uzaklaşmış olamaz. Orada. İçeri zar zor girdim. Dur. Miley, içeride olduğunu biliyorum. Kimsiniz siz? Dışarı çık Miley. İçeride kimse yok. Bu doğru araba değil. Mavi otobüs. Nerelerdeydin? Seni arıyordum. Acele et. Ben mavi otobüs değilim. Miley. Hayır. Tayo arkadaşlarıyla bir film setini ziyaret etmek için Amerika'ya gider. Memnun oldum. Ama gezerlerken Tayo ve arkadaşları kavga eder. Ve Tayo film setine yalnız gider. Tayo ve sette tanıştığı arkadaşını yabancı arabalar kovalar. Olduğun yerde kal! Miley! Tayo'ya şimdi ne olacak? Küçük otobüsler Amerika'da iki. Vay! Vay canına! Bu inanılmaz. Evet. Kumsalda top oynayalım. Güzel olur. Tayo da burada olsa güzel olurdu. Boş versene. Muhtemelen eğleniyordur. Evet. Haklısın ama... Sırada süperstar Miley kaybolmuş.
Film çekimi sırasında bir otobüse binip kayboldu. Ne? Miley mi? Polis Miley'nin bindiği aracı arıyor. Ha? Hayır. Ha? Bu Tayo. Ne? Olamaz. Sırada gidelim. Ama o otobüs Tayo'ya çok benziyordu. Ondan bahsetmeyi bırak artık. Gidip eğlenelim hadi. Tamam. Ha? Çocuklar beni bekleyin. Peki Tayo ve Miley'e ne oldu? Miley, buraya gel. Ne yapacağız şimdi? Bekleyin. Lütfen çekilir misiniz? Tamam. Teşekkürler. Ne? Miley! Onu kaçırmayın. Peki efendim. Nereye gitti bu? Teşekkürler Tayo. Rica ederim. Ama sen kimsin? O arabalar neden peşinde? Sakın şaşırma. Ama ben... Miley'im. Miley mi? Memnun oldum Miley. Ha? Kim olduğumu bilmiyor musun? Ben Miley'im, film yıldızı. Film yıldızı mı? Bu çok güzelmiş. Film yıldızımı daha önce hiç görmedim. O arabalar menajerlerim. Ve film setinden ayrıldığım için hepsi peşimde. Film setinden neden ayrıldın ki? Çalışmakla meşgul olduğum için arkadaşlarımı epeydir görmedim. Bugün onları göreceğim. Anladım. Peki seni arkadaşlarına götürmeme ne dersin? Sahi mi? Evet. Vay canına, çok teşekkür ederim Tayo. Al Rogi. Al. Hiç eğlenceli değil. Biliyorum, çünkü Tayo burada değil. Evet, birlikte oynadığımızda daha eğlenceli oluyordu. Sizce Tayo şu an ne yapıyordur? Merak ediyorum. Tayo'yu özledim. Ben de. Arkadaşları Tayo'yu düşünürken Tayo Miley'nin arkadaşlarının beklediği sahile ulaşır. Vay canına, burası çok güzelmiş. Bu yerde çok ama çok özel anılarım oldu. Eskiden her gün burada arkadaşlarımla oynardım. Vay canına Miley, gerçekten çok güzel. Çok güzel olmuş. Arkadaşım olduğunuz için çok mutluyum. Ben de. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Anlıyorum. Geldik Miley. Tamam, teşekkürler. Arkadaşlarım orada. Hadi acele et, git. Tamam. Miley, ne oldu? Ama ya arkadaşlarım bana kızgınsa? Sık sık ziyarete gelme sözümü tutamadım. Ama arkadaşlarını sana kızgın olmaları konusunda endişe ettiğinden daha fazla özlemedin mi? O zaman cesaret göster. Arkadaşların seni gördüklerine sevinecek. Öyle mi düşünüyorsun? Elbette. Tamam. Sen çok iyi bir arkadaşsın. İyi bir arkadaş mı? Çocuklar. Miley. Seni çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Her şey yolunda değil mi? Acaba arkadaşlarım ne yapıyor? Küçük otobüs Tayo. İşte orada. Bunlar Miley'nin menajerleri. Miley, çabuk ol, kaç. Tayo. Acele et, kaç hemen. Sorun değil. Gelmelerini ben istedim. Ne? Ama... Miley. Black. Miley, neden tek başına dışarı çıktın? Çok tehlikeli. Film çekiminden kaçtığım için üzgünüm. Miley, bu hiç sorun değil. Arkadaşlarını ne zaman görmek istersen söyle, seni onlara getiririm. Black. Evet, dışarı yalnız çıkman tehlikeli. Her
herkese çok teşekkür ederim. Çok rahatladım. Oyun parkına gitmeye ne dersiniz peki? Atlayın. Sahi mi? Sen sayende Tayo. Hiç önemli değil. Miley bin hadi. Tamam, bekleyin. Tayo. Yarın benimle buluşmak için zamanın var mı acaba? Yapamam. Yarın ülkeme geri döneceğim de. Anladım. Pekala. Sorun değil. Sonraki sefer görüşürüz. Hoşça kal Tayo. Hoşça kal Miley. Hoşça kal. Miley ile vedalaştıktan sonra Tayo arkadaşlarını daha çok özler. Acaba arkadaşlarım ne yapıyor? Al bakalım Rocky. Hadi tamam. Bunlar arkadaşlarım. Muhtemelen bana gerçekten çok kızgınlar. Ama ben de cesur olmalıyım. Çocuklar. Tayo. Tayo, burada ne arıyorsun? Sahile gelmek istediğimizde hayır demiştin. Rocky. Çocuklar, üzgünüm. Çok bencilce davrandım. Biz de çok üzgünüz. Evet, seni o şekilde yalnız bırakmamalıydık. Çocuklar. Hala biraz zamanımız var. Eğlenceli bir yere gitmeye ne dersiniz? Evet. İyi olur. Gidelim. Tamam. Beni bekleyin çocuklar. Ertesi gün küçük otobüsler ve Hannah'ın teyzesi havaalanına gider. Çok üzgünüm. Sonra yine gelebilirsiniz. Sizi davet edeceğim. Vay canına, gerçekten mi? Tamam. Merhaba Tayo. Blake. Bu arabadaki kim? Onunla dün tanıştım. Blake, burada ne arıyorsun sen? Bunu bana değil, Miley'e sormalısın. Miley mi? Merhaba Tayo. Bu film yıldızı Miley. Miley, hayranınım. Ben de. Miley, nereden tanıyorsunuz? Miley gerçekten çok meşhur. Çok memnun oldum. Miley gerçekten ünlü bir aktrist mi yani? Elbette. Onu televizyonda çok görüyorum. Ama Miley, arkadaşımız Tayo'yu nereden tanıyorsun? Tayo bana dün çok yardımcı oldu. Teşekkür etmek için sizi eğlenceli bir yere götürmek istiyorum. Bu mümkün mü? Vay, sahi mi? Ama kısa süre içinde uçağa binmeliyiz. Evet, doğru. Gitmeyi çok istiyordum. Endişelenmeyin. Sizi sonraki uçağa aldırdık. Yani gidip oynayabilir miyiz? Olur mu? Sizin için iyi bir fırsat gibi görünüyor. Gidip eğlenin. Vay, sabırsızlanıyorum. Küçük otobüsler Miley'i sinemaya kadar takip eder. Vay canına, ne kadar da kalabalık burası böyle. Miley'nin hayranları olmalılar. Peki Tayo neden hala gelmedi? Tayo, çok şık görünüyorsun. Vay. Tayo, gidelim mi? Tamam. Vay canına. Geldiğiniz için teşekkürler. Birlikte geldiğin otobüs kim? Onun adı Tayo. İhtiyacım olduğunda bana yardım eden iyi bir arkadaşım. O yüzden benimle birlikte Elize törenine gelmesini istedim. Miley. İşte. Sıra sende Tayo. Ne? Benim sıram mı? Bu sadece ünlüler için değil mi yani? Ben... Haberlere çıktın. Yani sen de meşhursun. Haydi. O zaman... Vay canına. Aferin sana.
Küçük otobüsler yurt dışı gezilerini sağ salim tamamlar. Miley, lütfen bizim ülkemizi de ziyarete gel.